Marka Reseyan, Yeni Mesut Yılmazlar aranıyor. Murat yetkin bir süredir Çankaya seçimleri, Gül'ün pozisyonu ve Erdoğan'ın olası tercihleri hakkında son derece ilginç analizler yazıyor. Konu Doğan grubu hele hele radikal olunca bu analizleri daha da önemsemek gerekiyor. Zaten yetkin de tarafsız analiz görünümlü yazılarına bir ortak aklın temennileri ve akla karpuz düşüren önerilerini bolca sıkıştırıveriyor. Yeni kurulan Merkez Partisi'ni değerlendirirken asıl hamlenin bu olmadığını Arınç ve Gül adına konuşarak ifade etmekte hiçbir beis görmüyor. Yetkine göre Arınç AK Parti'nin gerileme döneminde olduğunu, anaplaşmayı önlemenin tek yolunsa Gül'ün partinin başına geçmesi gerektiğini düşünüyormuş. Yetkin yine şaşılacak kesinlikle Gül'ün ağzından konuşuyor ve diyor ki Gül partinin AB çizgisinde dindar muhafazakar bir parti noktasında olmadığını düşünüyor. Bu analizi de Erdoğan eğer Gül'e partinin kapısını kapatırsa yeni Özal Partisi'nin MP değil Gül'ün başına geçtiği AK Parti olacağını ifade ederek tamamlıyor. İkinci özel partisi ufukta belirdi mi? 5 Temmuz 2014. Yetkin veya yetkinin temsil ettiği çevrenin İhsanoğlu güzellemesine tanık oluyoruz ardından. İhsanoğlu Erdoğan'ın antitezi tespitini yapıyor ve kıyaslamalarda bulunuyor. Bu çevrenin Erdoğan okumasını bilinçli bir şekilde çarpık yapması, İhsanoğlu'nun adaylığının çarpıklığının düzeltilmesi adına bir zorunluluk olduğunu anlıyoruz. Mesela Erdoğan'ın özellikle çözüm süreci için aynen devam dediğinden şikayet edildiğini görüyoruz. Erdoğan'ın aynen devam dediği şey ise barış sürecinden taviz vermemek. Antitezi ise siz tahmin edin. Zaten İhsanoğlu da bu sorunlar meclise gelmeli, siyasi partilerin tartışması yoluyla çözülmeli diyormuş. Yani çözüm süreci yasa tasarısı meclisten geçmek üzere değilmiş. CHP ve HDP bu yasaya destek açıklaması yapmamış, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelinmemiş gibi. Yetkine göre İhsanoğlu'nun bir önemli diğer farkı denge ve denetleme faaliyetine odaklanacak olmasıymış. Yani bildiğiniz Sezer modeliyle siyaset üstü bir sopa ve Takoz fonksiyonu, parlamenter demokrasi, tamam mı, devam mı? 7 Temmuz 2014. Hava Döndü Gül Dönebilir adlı son eserinde yetkin gül adına konuşmaya devam ediyor. Zaten yazdığı gazete bunu hep yapıyor. Henüz kendilerine ayrılan kağıt bitmeden radikal Gül Erdoğan'a karşı bayrak açacak kongrede partinin başına geçmek üzere siyasete dönecek şeklinde bir haber yapmış. Çankaya da bunu birkaç cümleyle yalanlamıştı. Ama yetkinin yakın çevreye dayandırdığı analizine göre Gül bekliyor. Erdoğan'ın partiyi kendisine bırakması şartıyla bir davet alırsa siyasete dönecek. Çünkü Erdoğan'la aynı şekilde düşünmüyor. Yeni Türkiye ülkesinde ciddi fikir ayrılıkları var. Yetkinler öyle diyor. Çok ilginç şekilde Radikal'in abi hürriyet 6 Temmuz günü gülü rahatsız edecek bir manşetle çıkıyor. Yeni Köşk adlı bu çalışmaya göre Gül Çankaya'dan ayrıldıktan sonra Hidiv Kasrı'na komşu Boğaz'a hakim 5 dönüm üzerine konuşlu çok sıkı şekilde korunan paha biçilmez bir villa satın almıştır. Haberin doğru olmadığına dair Çankaya'dan tekip geliyor. Villa Gül'ün damadınındır ve Gül ailesinin taşınacağı olası yerler arasındadır. Gazetenin bu ciddi maddi hatayı böyle bir süreçte yapması hiç rasyonel gel gözükmüyor Zaten devreye hemen sözcüden Soner Yalçın giriyor. Yalçın da Hürriyet Villa'nın Güle ait olduğunu manşetten vererek neden hata yaptı? Biliyorum ki Hürriyet gazetesi Gül sempatizana villa konusunu yakın dostları ve eski çalışanları basın müşaviri Ahmet Sever'e sorabilirlerdi. Koca Haber Merkezi gazetecilik refleksini kaybetmiş olamaz diye soruyormuş gibi yapıyor ama aslında konuyu mahalleli dedikodusu üzerinden deşiyor. Hatta buradaki villalardan birinin işsiz gazeteci Hasan Cemal tarafından Zafer Çağlayan'a 3,5 milyon dolara satıldığını da iddia ediyor. Yazısını da Hürriyet'in bu konuyu niye gündeme getirdiğini araştırmaya devam edeceğim diye bitiriyor. Benim bu kadar bilgi sahibi mahalleli tanıdığım yok ama açık istihbarat dediğimiz herkesin okuduğu haberleri iyi takip etmek pek çok derde ve soruya deva. Süreç kesilsin Erdoğan hallolsun da yerine kim gelirse gelsin takıntısındaki çevrelerin. Bir yandan Erdoğan'a karşı Gül'ü denkleme sokmaya çalışırken bir yandan da Gül'e yönelik bu haberi yapmalarının, Yalçın'ın da bu habere abanmasının bir anlamı var mı? Tehdit mi destek mi? Bir yol kazası mı yoksa tesadüf mü göreceğiz? Gül veya Arınç adına ...yetkin gillerin kesinliğinde konuşmak doğru olmaz. Bu iki kişiye de haksızlık yapılmış olur. Her şey kısa süre içinde belli olur. Söyleyeceğimizi bugünkü gibi mideden değil açıkça söyleriz. Ancak Gül adına AK Parti tabanı açısından... ...hürriyet ve radikal ile diğer bileşenlerle bu kadar yakın gözükmek oldukça sıkıntılı olmalı. Gerçekte ne düşündüğümüz ve ne olduğumuz kadar nasıl anlaşıldığımız da önemli ve insanlar nasıl algılandıklarından da sorumludur. Gül ve Arınç'tan bağımsız olarak kesinlikle söyleyebileceğimiz Doğan grubu ve diğer tüm bileşenlerin Erdoğan'a karşı gül üzerinden bir oyun kurmaya çok hevesli oldukları. Yeni Türkiye'nin eşiğinden dönülmesi, Erdoğan'ın tasfiye edilmesi ve 100 yıllık parantezin bu tarihi anda kapatılamaması için yeni Mesut Yılmaz ve ana modeli öncelenmiş gözüküyor. Tutmazsa Merkez Parti ve İhsanoğlu devreye girecek. Çok heyecanlı doğrusu. Bakalım neler olacak. Markar Esayan, Yeni Şafak